arkadaşlar. Şu an bir hocamızla daha tanıştık burada. Merhaba hocam. Merhaba. Arkadaşlar, hocamız da direksiyon eğitmeni. Şöyle sana vereyim hocam. Hocam, sınav psikolojisi ile alakalı sınava girecek öğrenciler için neler söylemek istersiniz? Sınavda insanlarda şöyle bir şey var. İzlenme psikolojisi ile hareket ettikleri için değerlendirme olduğu için insanlar biraz heyecanlanıyor. Evet. Aşırı bir heyecanlanıyor. Bizim buradaki amacımız sadece adaylara, öğrencilere bir kas hafızası, bir refleks yaratmak. Yani yapmış olduğumuz deneyimleri, daha doğrusu önceden edinmiş olduğumuz deneyimleri, tecrübeleri rehberlik yoluyla aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii ki bu hani sınav, ilk sınava girecek olduğu için biraz heyecan oluyor. Aslında bütün heyecan. Hayatımız aslında sınavdan ibaret. Evet. İlkokuldan beri sınava gidiyoruz. Aslında bizim kadar, Türk milleti kadar sınava giden başka bir millet yoktur yani. Evet. Ama yine de sınavdan korkuyoruz. Mesela Japonlarda bildiğim kadarıyla ömürlerinde bir defa sınava giriyorlar. Eğitimi aldıktan sonra sınava giriyorlar. Ya bizde de aslında eğitim alınıyor. 14 saatlik bir süreç sürücü adayları için yeterli midir? Yani trafiğe çıkmak için. Değildir tabii ki. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela Avrupa'da gece kullanımı, işte otoban kullanımı, yani 120 km hızla gidilen yolda biz adayı 30 km'de sabitliyoruz. Evet. İşte takip mesafesiydi, daha korumalı, daha anne baba duygularıyla hareket ediyoruz. Evet. Güzergah dışına çıkaramıyoruz. Güzergah dışarısına çıkartamıyoruz. Özel derslerde çıkıyor. Evet. Hani bir de kalıplara sokuyoruz insanları. Bak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Böyle yapacaksın. Bu da adaylarda bir gerginlik oluşturuyor. Evet. Deneyimlerimizde bunu görüyoruz. Hani aday ders boyunca, 14 saat ders boyunca almış olduğu eğitimde yapmadığı hataları sınavda yapıyor. Yapabiliyor. Tabii ki bu da nedir? Kriz yönetimi, stres yönetiminden kaynaklanıyor. O yüzden benim nacizane fikrim, adaylara, kendi adaylarımı da tavsiyem şu: hani sınav olarak düşünmeyin, daha çok işi eğlenceli kısmına getiriyorum. Ben biraz hani eğlenceyle öğretmeye çalışıyorum. Tabii ki burada kodlama yapıyoruz, işte şu Dubai'yi göreceksin, şu hareket yapacaksın falan. Sistem bizi buna itiyor. Yani mecburen, hani ne yazık ki müfredat bu şekilde olduğu için biz de buna göre hareket ediyoruz. Gelen komisyon üyeleri de o müfredatı uygulamak zorunda. Ama mesela sinyal, burada sinyal vermeyen insan trafikte de vermiyor. Evet. Şeyde sinyalden kalan insan daha sonraki ömrü boyunca sinyali vermeden durmuyor. Doğru. Genelde şu var: emniyet kemeri takma zorunluluğu, yani trafik kuralları içerisinde var. Bunu burada oturtmaya çalışıyoruz. İşte sinyal alışkanlığı, emniyet kemeri gibi şeyler. Evet. Bunlar zaten kırmızı hata, bunlar hani hatalı ama bazı şeyler var. Mesela yok işte basit hatalarda bu telör edilmesi gerekiyor yani. Yok işte çizginin içerisinde kaldı, dışında kaldı. Kaldırma, lastik tevazi gibi şeyler adaylara geliyor. Benim nacizane fikrim, adaylara da, kendi adaylarımı da söylediğim şey, daha eğlenceli gelsinler. Öğrenime yönelik, ezber yönelik gelmesini istemem yani. Çünkü ezberle bir yere kadar, ama öğrendiği zaman bunu normal trafikte, bir otobanda ya da işte mahalle arasında kullanırken öğrendiğini uygulamak mı, ezberi uygulamak mı kolay olur? Evet. Tabii ki öğrendiğini uygulamak. Şeyde. Yani öğrenmek ezberlemekten her zaman daha tabii önemli. Tabii canım, hani sistem... Ama hocam, gözlemlediğime göre 2016'dan sonra bu sistem, biliyorsunuz, 2016'da güncellendi. Son bu şeklini aldı arkadaşlar. 2016'dan beri ehliyet alanlara ben de dikkat ediyorum. Trafikte daha dikkatliler. Evet. Sinyallerini yapıyorlar. Takip mesafesinin anlamını biliyorlar. Çünkü sınavlarda bunlar soruluyor. Tabii. Kırmızı ışık yanıp sönerse ne demek? Sarı ışık yanıp sönerse ne demek? 40 yıllık şoförün bilmediği birçok kuralı yeni ehliyet alan kişiler biliyor. Yani o anlamda bir iyileşme var. Ama yeterli mi? Tabii ki yetersiz. Eskiye nazaran değerlendirsek olduğumuz zaman tabii ki çok büyük. Ben 2001'de almıştım ehliyetimi. Yani çok basit. Ne bir park yaptık, ne bir araç kullandık düzgün bir şekilde. Bakın, 100 metre düz götürdü. Hadi şuradan çık, emniyet kemeri tak. Aynı kontrolü yaptık. Evet. 100 metre ileri gittik, sağa çektiler. Sinyal verdik, sağa çektik. Sınav bitti. Bir park yok, yani bir geri manevra yok. Evet. En azından buradaki, ya zaten şey var, 2016'dan sonra bizim ehliyet sistemimiz Avrupa'yla ya da dünyanın 86 ülkesiyle uyumlu hale geldi. Aynen. Gelmesinin sebebi eğitim müfredatını değiştirmek. Aynen. Mesela şu anda siz
bu Türk ehliyetiyle beraber Fransa'ya gittiğiniz zaman evet. hani 6 ay kullanabiliyorsunuz. Hayır evet. 6 aydan daha uzun var. Şöyle oturma izniniz varsa Türk ehliyetini veriyorsunuz. Evet. Size Fransız ehliyetini ya da Belçika ehliyetini direkt gönderiyor evet. yani 25 Doğru ve çoğu tabii. ülkede de kolaylık sağlıyor. Tabii tabii. Yani geçerli olmasa da daha basit sınavlara giriyor. Yok çok fazla bir sınav falan yok. Mesela evet. Belçika'da sen kimliğini veriyorsun. Eğer evet. oturma iznin varsa evet. Avrupa Birliği ehliyetini alıyorsun. Bunu ömür boyu kullanabiliyorsun. Yani giriş çık yapmana gerek yok. Evet. Şeyde hani o yüzden biz şunu patladık. Hani evet. bizim onu da söyleyeyim size hazır değinmişken siz onu mesela eskiye nazaran baktığınız zaman evet. şimdi biz burada en azından bunları öğretiyoruz. Geri manevrayı, ayna kullanımını öğrettiğimiz için açıkçası bizim yolda deneyimleyerek tecrübe, acı tecrübeler yaparak işte maddi ya da manevi hasarlara evet. uğratarak edindiğimiz tecrübeyi biz artık burada sağlayabiliyoruz. Evet. O anlamda iyi yani park yapması, neye Hı-hı. dikkat etmesi gerekiyor? Ben park yapmayı mesela öğrenmemiştim yani. Evet. Bilmiyordum. Bir de öğrenciyorum şunu idrak etmesi lazım. Şimdi herkes geçmeye şartlanıyor. Bakın öğrenci psikolojisi de düşünüyorum. Empati yapıyorum. Bu öğrenci diyor ki ben geçeyim. Tek amaç bu. Hayır. Geçeyim özel dersin. Evet. Ben öğreneyim demek olmalı. Bak en büyük yapılan hata tekrar ediyorum. Ne olursa olsun ben sınavı geçeyim. Öğrenci bu psikoloji. Hani kural öğrenmesem de ben sınavı geçeyim. Arkadaşlar hep ne diyoruz? Ehliyet canınızı kurtarmaz. Ehliyet başka canlıları da korumaz. Sürücü bilinci korur. Ehliyet sadece araç sürme etkisi veriyor. Doğru mu hocam? Aynen. Sürücü bilinci oluşmazsa nasıl kendinizi ve sevdiklerinizi koruyacaksınız? Buraya geldiğiniz zaman hocama katılıyorum. Daha bizim eğitimlerimiz yetersiz bile. Daha geliştirilmesi lazım. Buraya geldiğiniz zaman çoğu öğrenci şunu söylüyor bana. Hocam diyor ben ne olursa olsun geçeyim. Hayır. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Kırmızı ışıkta niye geçilmez diyorum. Ben teorik ders de veriyorum bu arada. %90 el kaldırıyor ceza yeriz diyor. %10'u diyor ki hocam geçmek yanlış var. Doğruyu yanlışı bir ayırt etmek lazım. Bir de sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz. Maalesef ki. Şimdi bir öyle. Kırmızı ışıkta yaya olarak durduğunuzu düşünün. Bir kişi dursun herkes duruyor ama bir kişi evet. geçsin herkes geçiyor. Evet. Tetikliyor beni. Aynen. Mesela biraz önce değinmiş olduğunuz konuyu biraz da açarsam daha esprili yaklaşıyorum ben. Evet. Şimdi oturmuş olduğunuz direksiyon koltuğu, şoför koltuğu sizi iki şeye yaklaştırıyor. Bunun bir tanesi morga, daha acısı. Evet. Diğeri de hapishane. Net yani. Kuralsız süren. Kuralsız süren. Tabii evet. ki hani şeyde. Evet. Onun bilincinde ve sorumluluğunda araç kullanmamız gerekiyor. Net Doğru. yani. İki şey, bu koltuk iki yere yaklaştırıyor. Evet. Birisi mor, Allah göstermesin. Evet. Diğeri de hani eğer bir can alırsan, evet. ikincisi de hapishane. Sonuçta bunun bir şeyi, cezai müeyyidesi olacak. Evet. Onun da bilincinde olarak, onun da sorumluluğunda olarak, evet. hani sınava yönelik değil, eğitime yönelik. Yani öğrenmeye yönelik yani bir kalırsanız şey doğru ki değil mi? Kalırsanız bir kalma ücreti ödeyeceksiniz ama kendinizi daha geliştireceksiniz. Ama işte onun sebebi başarı, başarısızlık. Evet, hazmedememek de var tabii. Var tabii ki. İnsanlar genelde şey başarı, başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Ama ben şöyle olgun öğrenciler de gördüm istisna da olsa. Hocam ben gerekirse kalayım ama öğrendiğimde, hakkını verdiğimde geçeyim. Yani. Diyen nadir öğrencilerim oldu. Tabii olması gerekiyor zaten. Öyle olması lazım. Evet. Ama nadir değil de bunun genel olması. Olması işte lazım. Arada o sizin söyledikleriniz çıkması lazım. Doğru. Yani bir de şunu arada diyen, çıkması. Evet, bir de şunu diyenler var hocamızın dediği gibi. Hocam eskiden 100 metre gidiyormuşsun, geçiyormuşsun. Evet, o bir 100 metreden geçen benim. Evet, keşke ben de öyle alsaydım filan. Zaten biz şu an o kişilerden çekiyoruz. Değil yani, mi hocam? Aynen. Eski sürücülerden şu an biz çekiyoruz. Bir de arkadaşlar yani cehaletle savaşırken öğrenciler ben cahil olayım dediğinin farkında değil. Yani sen ben eski düzen alsaydım 50 metre gidip geçseydim de ehliyet keşke alsaydım diyorsan aslında ben de cahil olmak istiyorum diyorsun. Bunun farkında değilsin. Şu an trafikte bakın kavşaklara gidelim tekrar göstereyim. 10 kavşağın 9'unda adayiç önceliği bile bilinmiyor. Maalesef ki bilinmiyor. Genelde yani ticari eski, taksiler. Evet hem de bunu yapan, tutuluyor. Bu hata yapan eski sürücüler. Aynen. Neden kural görmemiş? SRG belgesi, 50 metre gitmiş, belgesi olan almış. İnsanlar. Yani psikoteknik 5 yılda bir psikoteknik eğitim şeyi belgesi alması gerekiyor. Evet. Psikoteknik değerlendirmesinden geçen insan burada gelip hani bir de şey var. Hı hı. Yani ehliyet alan kişi
bir sene sonra tecrübe kazanıyor. Bu nedir? Kas hafızası ve refleksini oluşturuyor. Evet. Yani psikomotor becerisi aynen, gelişiyor. Aynen. Motor becerisi gelişen insan. Evet. Sonrasında bir yıl, iki yıl öncesine gitmiyor. Hı-hı. Burada bir sabırsızlıkla beraber işte adaya tahammül edemiyor. Yani evet. Ya iki yıl önce sen de bu durumdaydın. Evet. Yani korna çalarak ne yapıyorsun? Adayı tedirgin ediyorsun. Yani evet. Özellikle sürücü belgesini almış bir deneyim kazanmış insanların da lütfen ve lütfen rica ediyorum sürücü adaylarına öncelik vermesi, onları strese sokmaması evet. konusunda tolerans desteklerini, tolerans göstermesini bekliyoruz yani açıkçası. Çünkü onlar da bir dönem sürücü adaydı. Ya tabii aynen ama unutuyor. Unutuyor evet onu unutuyor. Onun o ne kadar zorluk çektiğini bilmeden hareket ediyor. Doğru. Ya ben onun zorluğunu çektim, bu da çeksin. Ya bu var zaten evet. bizde, toplumumuzda bu. Ben zorluk çektim, sen de çek. Evet. Mantığıyla hareket ediyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size ulaşmak isteyen arkadaşlar sosyal medyadan ulaşabilir mi? Evet, ulaşabilir. İsim, soy isim olarak. Emir Emin Özdemir. Benim de hani bir YouTube kanalım var. Biz de işte evet. şey, Nacizane kendi işte buradaki park alanında falan evet, çok şey güzel. Yapıyoruz. Çok güzel. Adaylarımız hani evet. şeyde gözlemlesinler. Burada tabii teorik de yapıyoruz bunu ama evet. daha çok oradan da gözlemleyerek tabii yapmalarını işte öyle evet. sağlıyoruz. Yoksa bir ticari bir amacımız yok. Yok, benim de aynı. Aynen aynen. Ben de aynı ticari amaç gütmeden insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Bakın aynı fedakarlığı hocamız da gösteriyormuş. Yani. Artık dijital çağdayız. Yani insanlar her şeyi artık sosyal medyadan ve YouTube'dan öğrenmeye tabii, çalışıyor. Tabii aynen oradan. Bari bakıyorum. O kadar gereksiz konu ve videonun arasına böyle eğitim içerikleri de olması şart. Ben destekliyorum eğitim içeriklerini. Çok teşekkür ben ederim hocam. Sağ olasınız. Sağ olun. Teşekkürler. Dilinize sağlık. Estağfurullah. Kolay gelsin. Eğitime mi çıkacaksınız? Eğitime. Bu aracı bıraktım. Diğer aracı alacağım. Tamam hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Güzergahımızın sonuna geldik. Yardımcı olan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdılar. Diğer hocalarımızla. Aynı zamanda az önce L Park'ta başarılı olan öğrencimiz de Duygu Hanım da yanımızda. Bu hafta sonu sınavı varmış. Umarım sınavda başarılı olur. Evet, kapatmadan önce sınava girecek arkadaşlar için. Ertelemesinler değil mi? Evet, ertelemeyin. Ben çok korkuyordum ama gerçekten Hamide Hocam'a çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Evet. Sınavda umarım çok güzel gidecek. Evet, ertelemeyi bıraktım diyor. Artık geldim. Ehliyet almak isteyenler. Ertelemek maddi manevi külfet diyorum. Katılıyor musun? Evet, aynen. Yani ertelemeyin arkadaşlar. Aradan çıkarmanız sizin için en hayırlı olan olacaktır. Bana vakit ayırdığınız için hocam çok teşekkür rica ederim. Kolay gelsin size. Çok teşekkürler. Duygu'ya başarılar. Çok teşekkür evet. ederim. Çok Duygu Hanım'a başarılar dileyerek videomuzu bitiriyoruz. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, az sonra bu videoyu çekecektim ama biraz vaktimiz dar. Çünkü Ataşehir'i çektikten sonra hemen havaalanına yetişmem gerekiyor. Yurt dışına çıkacağım. Vakit dar olduğu için arkadaşlar bu videoyu son parkuru çekmeden önce çekiyorum. Huzurlarınızda Servet Hocam'a ayrıyeten bir teşekkür etmek istedim. Rica ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sebebi şu arkadaşlar. Biz bir söyleşi çektik. Üsküdar'da kalabalık. Her zaman diyorum ya sizlere ön yargılı olmayın, ön yargılı olmayın diye. Bakın orada benimle en az ilgilenen, görünen Servet Hoca'ydı. Videoyla da çok az ilgilendi. Benle de o görüntülerde çok az ilgilendi. Hatta konuşmayı da içlerimizde orada sanırım en az sen yaptın. En az da kendi konuştu. Hocalarımız söylemişti çünkü her şeyi. Evet, en az da kendi konuştu. Şimdi o tabloya baktığınız zaman şunu düşünürsünüz. Hasan Hoca ile en az Servet Hoca ilgilendi. Ama gerçek öyle değil. İşte o yüzden diyorum her zaman ön yargılı olmayın diye. Bakın orada Servet Hoca ile bizim de bir aramızda bir kan bağı, eskiye dayalı bir arkadaşlığımız yok. Tamamen doğaçlama tanıştık, konuştuk. Kendisi benimle ilgilendi. Güzel yah çekti. Röportaj yapacak hocaları ayarladı. Sonra ben oradan ayrılacağım zaman toplu taşıma durağına kadar götürdü, beni bıraktı. Ertesi gün izin günüymüş. İzin günüm hocam dedi, size yine yardımcı olabilirim dedi. Ben tekrar bu yakaya gelip Anadolu yakasına birkaç güzergah daha çekmek istediğimi söyleyince beni karşıladı arkadaşlar. Yolda tarif etti.
metrobüste Fikirtepe'de indim. Oradan beni aldı. Ondan sonra Kadıköy'e götürdü. Kadıköy sınav güzergahını çektik az önce. Yayalara da yol veriyor kibar hocamız. Centilman hocamız. Örnek olsun öğrencilere. Düşünün, Kadıköy'de çektik. Daha sonra şimdi Ataşehir'i çekmeye gidiyoruz. Oraya da kendi beni götürüyor. Ve şahsi aracıyla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani kurs aracı değil, kendi arabasıyla yapıyor bunu. Beni Ataşehir'e götürüyor. Orada da çekeceğiz. Ondan sonra da beni yolcu edecek. Artık İstanbul'a havaalanına da götürmesine izin vermem. Artık bir... Evet, biliyorum hocam, yaparsın. Bunları yapan onu da yapar. Artık oradan bir toplu taşıma durağından kendim havaalanına geçeceğim arkadaşlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'a geldiğinde yalnız değil yani hocamız. Burada da bir yer var. Çok teşekkür ederim. Yani. Çok teşekkür ederim. Ben de seni bekliyorum. Sözünü aldım. Tamam. Tarih sözü vermedi ama elbet bir gün gelecek. Gelirse ben de onu ağırlamak istiyorum. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Herkes göründüğü gibi değil. Yani dışarıdan baktığınızda hep diyorum ya, ön yargılı olmayın diye. Bardağı hep dolu kısmından bakın diye. Çünkü tam tersini de görüyorum arkadaşlar. Gittiğim yerde tabiri caizse yüzümüze bakmayanlar da oluyor. Yani kaba terimle. İlgilenmeyenler, konuşmayanlar, öyle insanlarla da karşılaşıyorum. Ama Servet Hoca gibi nadir de olsa hala insanların olması beni mutlu ediyor. Gerçekten yani bir maddi çıkar olmadan, bir menfaat olmadan artık insanlar bir iş yapmaz orada arkadaşlar. Bu durum beni çok üzüyor. Ben maddi bir çıkar, bir menfaat olmadan görüyorsunuz. Sizler için içerik üretiyorum. Bazı insanlar belki şunu düşünüyordur. Hocam maddi bir çıkarın yok ama izlenmek için ya da popüler olmak için yapıyorsun. Hayır arkadaşlar. Yani izlenmek ve popüler olmak için çok daha farklı ve hızlı yollar var. Yani böyle bir şey istesek zaten o yolları tercih ederiz. Hatta bana bazıları akıl veriyor. Akıl demeyeyim de tavsiye edeyim. Bazı arkadaşlarım, öğrencilerim tavsiye veriyor. Diyorlar ki hocam işte şöyle yaparsan daha çok izlenirsin. Böyle yaparsan daha çok izlenirsin. Ben de onlara şunu soruyorum. Doğru olanı mı yapmak önemli? Çok izlenmek. Bence doğru olanı yapmak önemli. Yani çok izlenme hastalığı ayrı bir videonun konusu. Yani çok izlenmek için çizgisini bozan birçok insan zaten tanıyorsunuz, görüyorsunuzdur. Yani çok izlenince bize bir madalya takmayacaklar arkadaşlar. Yani bizim çok izlenmemiz şöyle iyi olur. Eğitim içerikli videolar çektiğimiz için daha fazla insan daha faydalanır. Daha o anlamda toplum açısından tabii ki daha iyi olur ama yani tutup da kendi çizgimizi, karakterimizi, bize yakışmayan şeyleri yaparak çok izleneceksek hiç izlenmeyelim, daha iyi. Ve aynı toplumun faydası için bakın Servet Hoca da tamamen maddiyatsız, çıkarsız ve menfaatsiz bana yardımcı oluyor. Yani hatta bana dedi ki hocam siz çok güzel bir şey yapıyorsunuz insanlara bilgilendirmek adına. Hatta o söyleşte diğer hocalarımız da dedi biz ilk defa böyle bir şey gördük hani Türkiye'de. Böyle parkurları gezen, hocalarla röportaj yapan, öğrencileri için tek tek hocalardan tavsiyeler alan, hiç kimse daha önce görmedik dediler. Servet Hoca da bana dedi ki madem böyle bir şey yapıyorsun çorbada bizim de tuzumuz olsun. Biz de dedi en azından size yardımcı olalım, gezdirelim, hocalar bulalım konuşmak için, röportaj yapmak için. En azından topluma bir nevi bizim de dedi bir katkımız olsun. Bence çok fazla katkısı oldu, az değil. Beni çok hızlandırdı, emin olun. Servet Hoca olmasaydı bir iki parkur daha az çekerdim. En azından birkaç kişiyle de daha az röportaj yapardım. Ciddi anlamda kolaylık sağladı bana. Ona tekrar çok teşekkür ediyorum. Hatta espri yaptı az önce, sizin sayenizde ben de dedi Kadıköy parkurunu öğrenmiş oldum dedi arkadaşlar. Beraber değişmiş orası. Geçen yıl çalışırken kendisi orada değilmiş. Daha sonra kendisi Üsküdar'a geçince çalışmak için orada hocalık yapıyor. Bu Kadıköy parkuru da değişmiş. Kendisi de bizle beraber yeni gördü, keşfetti orayı. Şu anda Ataşehir'e yetiştirmeye çalışıyor beni. Yetişirsek orada da bir güzergah çekeceğiz. Ondan sonra uçacağız arkadaşlar.
Yani karakter kişilik olarak Servet Hoca'yı tanıyın ki ders alacağınız zaman tereddüt etmeyin. Böyle bir kafanızda ön yargı olmasın. Servet Hoca'ya her türlü ulaşabilirler, değil mi? Sosyal medyadan nasıl ulaşacaklar sana? Sosyal medyadan. Instagram var mı? Instagram kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. Facebook var mı? O da yok. O da yok. YouTube'da yok. O zaman Üsküdar alanına gelip Yeşil Işık Sürücü Kursu. Yeşil Işık Sürücü Kursu'nda. Evet. Oradan iletişim telefonlarınızdan bize ulaşabilirler. Oradan ulaşabilirler. Kurs değiştirirseniz sizin için gelecek bunlar sonuçta. Kurs değiştirirsek işte orası. Yani şu an öyle bir şeyim yok tabii. Niyetimiz yok. Niyetimiz yok. Ama o zaman da ne olur? Şeye gitsinler. Üsküdar eğitim alanına. Servet Hoca kim desinler, değil mi? Hemen herkes aradı, tanıyor. Aynen. Gördüğüm kadarıyla Servet Hoca'yı bulursunuz. Veya Servet Hoca'nın kursuna kaydolursanız hocayı seçme lüksünüz var diyebiliyorum. Evet. Öğrencilerin. Hocam ben şundan eğitim almak istiyorum diye, değil mi? Söyleyebiliyorlar. Seçebiliyorlar. Biz de geldik sanırım. Alana geldik. Hemen videoyu kapatmadan şu alanı da bir dışarıdan inip mi çekelim abi? Adam çekelim girişini. Şöyle meydan var vallahi direkt. Evet, Adana geldik. Videolar karışmasın diye kapatıp kaydı tekrar başlatacağım. Ataşehir parkurundayız arkadaşlar. Ataşehir parkurunu çekmek için araçtan ineceğiz. Aracı nereye park edelim hocam? Burası iyi mi? Şöyle karşı sokağa ben çekerim. Tamam, karşı yola çekelim. Adayların geçmesi için Servet Hoca'da her türlü fedakarlık mevcut. İsterseniz Servet Hoca'ya ulaşıp Duba mı? Duba'ymış hocam. Servet Hoca'ya ulaşıp ondan eğitim alabilirsiniz. Videoyu başlattık zannetmişiz, başlatmamışız. Evet arkadaşlar, şu an Ataşehir'deyiz. Servet Hocam'la geldik. Buranın girişi de biraz farklı. Size şöyle göstereyim. Dışarıdan parkur yapanlar tekrar içeri giriyor. Gördüğünüz gibi sıra dışı bir parkur. Burada da istasyonların yerleri ayrı. Değil mi hocam? İçeride yapıyorlar. Burası, ben de hiç çalışmadığım için buradan hiç şeyim yok da paralel park ve park alanları şu karşısı. Buradan da sırayla kalkıyorlar. Ben. Evet. Tesis. Evet. Burada da yine bir tesisimiz var. Demek ki Anadolu yakasında var. Var. Anadolu yakasında çok güzel. Evet. Hemen hemen bütün parkurlarda demek ki tesis var. Avrupa yakasında görmedim. 3-4 yere gittim, yoktu. Çoğu şehirde görmedim daha doğrusu. Ama Ataşehir direksiyon sınav alanında da tesisimizin olması güzel. İleride öğrenciler sıralarını bekliyor, değil mi? Evet. Parkurların hepsi bu alanda. Sanırım parkurların olduğu yerler trafiğe kapalı.
kapalı. Ama her tabii şey ki içinde. Buradan ibaret mi? Değil. Burada normal parkurları yapıp yine trafiğe çıkılıyor. Çünkü arkadaşlar Milli Eğitim, devlet trafik yoğunluğunu istiyor. Yani diyor ki ehliyet alacak bir öğrenci trafiğe kapalı bir alanda şeyi alamaz, ehliyetini alamaz. Trafik yoğunluğunu görecek. Yoğunlukta nasıl araç süreceğini bilecek. Çünkü öğrenci ehliyeti aldıktan sonra trafikte araç sürecek. Mantık olarak sizin de bunu aşmanız gerekiyor. Trafik yoğunluğunu görmeniz ve soğukkanlılıkla sürebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ataşehir Parkuru'na geldik. Burada hocalarımız da sağ olsunlar. Bizi ağırlıyorlar. Onlarla röportaj yapacağız. Genel bir ehliyet üzerine, ehliyet almayı düşünen öğrencilerin sınav psikolojisi üzerine ve eğitimlerdeki eksiklikler, fazlalıklar, doğaçlama gelişen bir konuşma olacak arkadaşlar. Ondan sonra içeride konuştuktan sonra da sınav güzergahını çekeceğiz. Çıkacağız. Burası öncelikle hocalarımızı tanıştırayım. Ondan sonra parkurun adını olarak geçiyor. Ulaşım kolay mı zor mu? O konuyla başlayacağız muhabbete. Hocam ilk olarak merhabalar diyorum. Merhabalar. Hoş geldiniz ikiniz de. YouTube kanalı için hoş geldiniz ama aslında ben size hoş geldim. Siz de hoş geldiniz. İsim neydi hocam? Vakkas Doğru ben. Vakkas Doğru. Ben de çok teşekkür ederim. Evet. Ben Ataşehir bölgesinde Özeran Sürücü Kursu'nda faaliyet gösteriyoruz bu bölgede. Aynı zamanda direksiyon, teorik ve kurs işleyişleriyle alakalı olarak da hizmet veriyoruz, çalışıyoruz. Aynı zamanda halk eğitim görevlerimiz de oluyor. O konuda da yeni usta öğrenciler yetiştirmek zorundayız. Gördüğünüz gibi çok yönlü bir hoca hocamız. Memnun oldum hocam tanıştığımıza. Sizle de tanışalım hocam. Ben Erman İki Temur, yine Ataşehir görev yapıyorum. Benim hocam kadar yönlü değilim. Ben usta öğreticiyim. Bir de alan sorumluluğu var eczane. Evet. O kadar. Evet. Bence küçük değil. Gayet ciddi bir sorumluluk hocamızınki de. Hem öğrencileriyle ilgileniyor hem alanla ilgileniyor problemleriyle. Arkadaşlar sesin daha net olması açısından kalan konuşmaya içeride devam edeceğiz. Aynı masadayız. Ben düşman gibi davranıyorum insanlara.